Eyvallah. Turgay, bu fabrika sahibinin adı neydi? Hulusi. Diğeri? Demir Yaman diye bir adam. O da talipmiş. Kim ki bu Demir Yaman? Yamanlar buralarda çok sevilen büyük bir aileymiş. Demir Yaman da Çukurova'nın en büyük ağalarından biri. Ama akıllı bir adam. Berlin'de okumuş. Mühendis. Onu Tufa'ya getirmek zor görünüyor. Paranın yüzü her zaman sıcaktır Turgay. Eğer doğru kullanmasını bilirsen öyle Tufa'ya falan gerek kalmaz. Doğru söylüyorsun abi. Yani Demir Yaman'ın Hulusi'ye verdiği paranın iki katını teklif edebiliriz. Hayır. Çok fazla dikkat çekilir. Önce %10. Demir Yaman da %10 arttırırsa ne yapacağız? Arttıracak zaten Turgay. Arttıracak zaten. Eğer kalkıp kendisine bu memleketin en büyük ağalarından biriyim diyorsa, sırf hava atmak için bile olsa arttıracak. Ama biz acele etmeyeceğiz. Küçük küçük, ufak ufak. Önce %10. Baktık onu arttırıyor, sonra %20. Muhakkak bir yerde yaşayacak. Peki bu fabrikaya başka tarih falan var mı? Bak, eğer varsa ona göre tedbir alalım. Yok. Yani sadece Demir Yaman. Zaten bu yağ işinde para yok. Kimse oralı değil. Kocaman fabrika aylardır satılık. Anladım. Hoş geldiniz efendim. Ne istersiniz? Bana 1,5 acılı Adana. Bir de şalgam ver. Bana da. Peki efendim. Bizim meselemiz yağ fabrikası değil. Bizim için önemli olan araziler. Küçük küçük, ufak ufak alacağız. Siz değil. Bak Turgay. Eğer Çukurova anlarsa yanarız biz. Anladın mı? Yanarız. Doğru. Buyur ağam. Başka birim var mı ağam? Ya bak, sana ne soracağım? Siz bu kebabın etini nereden alıyorsunuz? Kendi sürümüz var ağam, kendi etimiz. He? Kendi sürümüz var, kendimize ait et. Sütünüz mü var? Sürümüz ağam, sürümüz. Kendi etimiz. Kendi etiniz belli belli. Mis gibi kekik kokuyor. Bir de ne diyeceğim? Sende diyorum şey var mı? Taş kadayıf, ha. Taş kadayıf var mı sende? Var ağam, var. Yeni geldi. Kim geldi? Yengem mi geldi? Taze ağam, taze. Aa, yeni geldi. Tamam, ben duyamıyorum da fazla. O yüzden kusura bakma yani, kulağım duymuyor. Tamam, o zaman sen bana getir, taş kadayıf getir. Hemen ağam.